uzanmak için bir yer buluyorlar ve açlıktan ölüyorlar. Çünkü diğer hayvanlar onların artık avlanamayacaklarını öğrenirlerse hepsini paramparça ederler. Öldürdükleri hayvanlardan bin kat daha kötü duruma gelirler. Güç ve prestij sonsuza kadar sürmez. Hemen gitmeyi düşündüm. Ama yapamam. Eğer yenilgiyle ayrılırsak Hong Kong'daki yerimizi de kaybedeceğiz. İnsanlar Jin ailesinin korktuğunu söyleyecek. Düşünsene. O zaman bize ne olur? Li Benten, gözümün içine bak. Gözlerime bak. Bu Guo denen adam sana özel bir şey mi söyledi yoksa? Mesela sorunlarında ona yardımcı olursan zehirli kristali almamıza izin vermek gibi. Evet, biliyordum. Neden bunu bize daha önce anlatmadın? Ha? İş bitene kadar bekleyip sonra bizi buraya senden özür dilememiz için mi çağıracaktın? Çabaların için seni kutluyorum. Sana koca bir alkış. Haydi övüyoruz. Başkan Lee, mükemmel biri. Başkan Lee, hayır. Tamam, muhteşem yeterli. Başkan Hiç Lee. Gerek bu yok, 50 hayır. Milyon borç mu yoksa öz sermaye mi? Ne önemi var? Bırakın parayı harcasınlar. Rofi sihirli kristale yatırım yapmıştı. Bunu Peng'le konuştun mu? Şeytanlık yapmışsın. 50 milyonu bulmak onlar için çok zor. 50 milyonun sermaye mi yoksa borç mu olduğuna karar verme gücün olacak ve o zaman senin için kontratı hazırlayacağım. Bence bunu sır olarak saklayıp kimseye söylemeyelim. Çünkü Li Benten sihirli kristale yardım etmek için kendi parasını kullanmıştı. Bu da demek oluyor ki birinin canı sıkılırsa sebebi Li Benten'dir. Çirin'le ilgisi yok. O zaman dördümüz beklerken Li Benten'in eleştirileri almasına izin vereceğiz. Pusuya yatacağız. Böyle devam etmeliyiz çocuklar. Sessiz bir şekilde. Kulağa hoş geliyor. Neyi bekliyoruz? Hadi onu yakalım. Hadi yakalım. Hadi yakalım. Hadi yakalım. Koltuğuma zarar vermeyin. Yoksa sizi pataklarım, tamam mı? Neyini bu kadar önemsiyorsun? Bu bozuk koltukta hala ne işin var senin? Sen büyük patronsun. Ofisine uymuyor. Neden hala onu kullanıyorsun ki? Hassas noktam işte. Ayrıca onda rahat ediyorum. Hareket etme. O kitap yığını da ne? Ne? İçindekileri ezberleyecek misin? Bakın yeni çıktı. Ciltli baskılar. Hayır, istemiyorum. Ha? Hey. Bak, bu kitaplardan daha fazla alamam. Zaten bana verdiğin birkaç set var. Ama dördümüz Avustralya'daki altın sahilde birkaç villa almayı planlıyoruz. Neden sen de bizimle gelip bir tane almıyorsun, söylesene. Avustralya mı? Evet. Çok uzakmış. Oraya çok sık gitmiyoruz. Kullanmayacaksak boşuna vergi öderiz, öyle değil mi? Ne kadar daha çalışacaksın? Her birimizin bir tane satın alma planı var. Düşünsene. Orada birlikte ne kadar da mutlu oluruz. Bir düşünsene dostum. Seni bekleyeceğiz. Güzel. İyi bakalım. Önce siz gidin. Sonra da bana haber verin. Jin Zhenban seninle tanışmak istediğini söyledi. Bunun için zaman yarat. Ben meşgul bir adamım. Biz de meşgulüz. Gidiyoruz. Cahuan, akşam yemeğine çıkaracağız. Restoranı seçtikten sonra sana haber veririz. Tamam mı? Kabul ediyorum, tamam mı? Yenildim. Kaybettiniz. Hayır, bizi rahat bırak. Tamam. Bizi rahat bırak, istemiyorum. Hayır, hiçbir şekilde. Seninle hep arkadaşlık. Bana karşı dürüst tek kişiydin. Sana bir konuda izin vereceğim. Bu mesele çözüldükten sonra Hong Kong'a geri döneceğiz. Emekliliğimizi planlayacağız. Bir yardım fonu kurmak için aile servetimi bu annesi ailesine yollattım. Güzel bir adı var. İşlediğimiz iki günahı temizlememize yardımcı olur. Hiçbir şey yapmasak bile bu parayla aç kalmayız. Bizimle geleceğine söz vermeni istiyorum. Ne diyorsun Dong? Bizimle gelir misin? Yapacağım şeyi anladım. Bu konuda hiç merak etmeyin.
Gidelim. Bunun için çok üzgünüm. Çekinizi aldım. Yapalım. Sür bakalım. Alo. Vardın mı? Bay Lee, ifademi yazdım. Umarım bakabilirsiniz. Hassas bir konu olduğu için ofisinize gelmeyi uygun görmedik. Aşağı gelmeniz daha iyi olur. Goşinyan'la ben sizi ikinci kattaki kafede bekleyeceğiz. Tamam. Hemen ineceğim. Jinjenman aşağıda. Çabuk geldi. Git de onu getir. Tabii efendim. Bekle. Çok hızlı yürümesin. Tamam. Bay Jin, hoş geldiniz. Bu sıcak karşılama için teşekkür ederim Bay Lee. Teşekkür ederim. Tabii. Bu taraftan. Çay alın. Teşekkür ederim. Dava başlamak üzere.